İyi pazarlar değerli izleyiciler. 18 Mart 1915 Çanakkale şehitlerini anma ve Çanakkale zaferimizin yıl dönümü. O bağlamda Çanakkale konseptli bir program hazırlamıştık. Fakat o tarihte MHP kurultayı vardı. Tabii bir haber kanalı olarak CNN Türk onu baştan sona vermek durumundaydı. O nedenle şimdi ancak bu konseptle program yapıyoruz. Biraz gecikmemiz oldu ama Çanakkale Zaferi'nin hissettirdiği büyük mutluluk içinde biz de hoş görün. Başlayalım. Şimdi konuklarım. Hanımlar önce dediğimiz için. Miray Daner. Evet. Onu Vatanım Sensin dizisinden ve orada da söylediği harika Çanakkale türküsünden biliyorsunuz. Ve ayrıca dünyada da bir çift olarak seçildiniz, en ideal çift olarak. Oraya evet. Sohbete gireceğiz. Tamam. Eren Dwyer, Paul Dwyer'ın oğlu ve o da kemanıyla, gitarıyla baba oğul müzik yapacaklar. Çanakkale türküsü. Yiğidim hey aslanım. 15'lik hey 15'lik. Ve yiğidim aslanım şehitlerimizin, bütün şehitlerimizin aynen. Anısına. Ve başlayalım. İsterseniz Çanakkale türküsüyle başlayalım. Müzikle başlayalım. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğime var. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğime var. Çanakkale içinde bir uzun sevgi. Çanakkale İçinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğime var. Kimimiz nişanlı. Çanakkale içinde vurdular beni. Çanakkale içinde vurdular beni. Ölmeden mezara koydular beni. Of gençliğime var. Ölmeden İçinde bir dolu çeşti. Çanakkale
içinde bir dolu testi. Analar babalar umudu kesti. Of gençliğim eyvah. Değerli izleyiciler, çok güzel bir Çanakkale türküsünü dinledik. Ama neden bir İngiliz yahut da bir Skoç'tan böyle bir programda, Çanakkale konseptli programda konuk alarak size sunmak ihtiyacını duyduk? Anlatayım. Bundan 103 yıl önce 18 Mart sabaha karşı Çanakkale'deki tabyalarımızda uzaktan böyle çelik gömlekli hayaletler gibi 12'de ile 18 arasında değişen gemiler gelmeye başladı. Bunlar Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'u işgal edecek olan gemilerdi. Efsane Çanakkale direnişi o gün başladı. Ve tabyalarımızdan ateşler püskürüldü. Top ateşleriyle. Nusret gemisi mayınlar düşemişti. Ve akşam saat 17 olduğunda 3 gemi batırılmıştı. 3 gemi de artık hizmet veremeyecek şekilde yaralar almıştı. Ve komutan baktı ki Queen Elizabeth de gidecek, geri çekilme karar verdi. Aslında o sırada Çanakkale'deki toprak tabyalar da mahvolmuştu. Ve 103 yıl sonra bir İngiliz, ki o gemilerin yarısından fazlası İngilizdi, burada Çanakkale türküsünü söylüyor ve 31 yıldır Türkiye'de. Hı hı. Enteresan bir şeydir bu, çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale'de şehit düşmüş olan İngiliz, Anzak ve diğer ülkelerin şehitleri için analar, babalar rahat ediniz. Artık onlar bizim koynumuzdadırlar. Onlar bizim çocuklarımızdırlar. Rahat uyuyacaklar. Burada bizim şefkatimizin altındadırlar diye bir mesaj vermişti. Ve müthiş bir devlet adamı mesajıydı. O günden sonra işte bakın 103 yıl önce savaşan iki insanın, iki ülkenin insanları karşı karşıya, göz göze ve sevgi doluyuz. Atatürk'ün bu sözü etkilemiş miydi size? Kesinlikle. Yani Atatürk, yani bu ülkede 30 sene, yani 30 sene yaşayan bir insan, bir aile içine, benim eşim Türk, aile içine girdiğin zaman benim rahmetli eniştem Gazi, Atatürk'ü bile gördü kendi gözleri. Bu insanlar, yani ben 30 sene bir, yani evliyim, bir ailenin içine girdim. Eniştem duyuyorum. Rahmetli kayınpederden devamlı hiçbir zamanda kravatsız, gömlek, kravat, şapkasız sokağa çıkmaz. Bayramlarda o güzel Türkiye'deki adetler, ben bir aile içinde hepsini yaşadım ben. Cumhuriyet bayramları olsun, Kurban bayramları olsun, yani her türlü bayramda bir aile içinde yaşadığın zaman ve büyüklerimizden, yani bir 29 Ekim'den veya yani bayramlardan büyüklerimizin Atatürk'ten bahsettiği zaman gözlerindeki gözyaşları anlıyorum. Gözleriniz buğulanıyordu. Oluyor. Tabii. Anıtkabir'e de gidiyorsun. Tabii. Eren'i ve çocukları götürdün mü? Hı hı. Evet. Etkilendin mi Eren? Evet.
Atatürk'ü çok seviyor musun? Seviyorum. O da buradan bir yerlerden görüyorsa o da seni çok seviyor. Sen de çok önemli bir dizide oynuyorsun. Nedir? Vatanım Sensin. İkinci sezonumuzdayız. Orada nesin? Orada Hilal karakterini canlandırıyorum. Vatanına aşık, vatanını çok seven ve vatanı için mücadele eden bir kız. İzmir'de? Evet, İzmir'de. Annen Bergüzar Korel. Evet. Baban Halit Ergenç. Evet. Ve dünyadaki bir internet sitesi tarafından, hangi internet sitesi? İyi Online diye bir internet sitesi var. Ne seçti sizi? Oradaki bir Yunan teğmeni ve seni. Evet. Yılın en iyi çifti gibi bir şey seçildik orada. Çok onur verici bir şey tabii ki Türkiye'den. Çünkü dünyadan bir sürü insanın var olduğu, bir sürü çiftin var olduğu bir oylamaydı ve bir Türk çiftin aşkının kazanması çok çok onur verici ve çok güzel bir şey. Bir de sen de o dizide Çanakkale'yi söyledin. Evet. Ve müthiş bir patlama oldu, beğeni patlaması. Bir de senden dinleyelim onu. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Çanakkale içinde aynalı çarşı. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Ana ben gidiyorum düşmana karşı. Of gençliğim eyvah. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Çanakkale içinde bir uzun selvi. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Of gençliğim eyvah. Kimimiz nişanlı, kimimiz evli. Çok güzel buldum söylediğini. Çok teşekkür ediyorum. Zaten çok daha evvel söylediğin zaman dizide müthiş patlama yapmıştı. Aşağı yukarı 8-9 yaşından beri bu show işindesin. Evet. Yani nasıl? Ya aslında çok küçükken başladı. Hatta 7 yaşındayken başladı diyebilirim. İlk Papatyam diye bir diziyle başlamıştı. Bana oyun gibi geliyordu orası. Daha sonra böyle yavaş yavaş ilerlemeye başladı. Sinema filmleri, diziler derken şimdi Vatanım Sensin'deyim. Güzel Sanatlar Lisesi'ndesin değil mi? Evet. Güzel Sanatlar 18 Lisesi'ndeyim. 18 bitti mi? 18 bitti, 19'a yeni girdim. Ocak ayında. Ha. 19 oldum artık. Demek ki oğlaksın. Oğlağım, evet. Oğlak burcu. Evet. Peki bu dizinin sana kazandırdığı şeyler neler oldu? Vatanım Sensin'in mi? Ya gerçekten o kadar çok şey var ki yani hangi birini sayacağımı bilemiyorum. Ama
ilk başta çok özel insanlar kazandırdı ilk öncelikle. Çok muhteşem insanlarla çalışıyorum şu anda. Bir de tarih bilgisi konusunda derinleşen. Yani zaten tarihe bir merakım vardı ve dönem işini de oynamak hep istemiştim. Ve böyle bir dizide olduğu için çok çok mutluyum. Tarihle alakalı, bu vatanı nasıl kazandığımızla alakalı, mücadelelerimiz gerçekten ne kadar derin ve özel ve güçlüymüş. Ama bir şu an daha iyi anlıyorum. Ama bir altyapı mı vardı? Dersimiz Atatürk. Evet. Neydi orada o? Da Halit Ergenç'le birlikte Sabiha Gökçen'i oynamıştım orada da. Atatürk'ün manevi kızı. Evet, Sabiha pilot. Gökçen'i canlandırmış. İlk kadın havacımız Sabiha Hanım. O tabii çok onur verici bir şey. Kesinlikle öyle. Ama senin bu dizideki tarih bilgine bir zemin oluşturdu zannediyorum dersimiz Atatürk. Evet. Ben seni hiç görmeden sevdim. Sesini hiç duymadan hissettim. Yokluğun belki de ilk hüznümdü. Atam sana kavuşmadan özledim. Büyük bir asker, gerçek bir aydın, bir dahi. Karanlıktan korkarmış, doğru mu? Biz arkadaşlarımla ne yaptıysak sizler için yaptık. Sizin mutluluğunuz, sağlığınız, özgürlüğünüz, başarılarınız, onurunuz için yaptık. Devletimizin imkanlarının bu kadar kısıtlı olması beni çok üzüyor. Fırsatı buldum. O yüzden çok şey öğrendim ve gerçekten çok şey kazandırdı. Şu an zaten kıymetini çok fazla biliyordum her şeyin ama şu an o bilince daha çok ulaştım. Çünkü bir nebze de olsa Hilal olduğum zamanlarda o zamanın şarkılarını... Son derece vatansever, evet, güçlü, evet, mücadeleci bir kız. Ve o mücadele ruhunu daha iyi anlıyorum ve gerçekten daha da çok minnet duymaya başladım. Galiba bu Hilal rolünü oynamak için 100 tane soru tespit etmişsin, cevaplamışsın. Evet. Ve oradan çıkardığın sonuçlarla bir Hilal karakteri yaratmışsın. Evet. Nasıl bir insan diye. Tabii enteresan bir yöntem. Evet, yani aslında kendi kendime böyle yaptığım bir şeydi bu. Ya var mıdır böyle çalışanlar bilmiyorum ama zaten çok derinliği olan bir karakterdi. Ben de tanıdıkça onu daha çok tanımak istedim ve yani böyle bir şey yaptım. Bir şey var. Atatürk'ün çok önemli bir bize bıraktığı bir kutsal ruh var. Evet. Şöyle ki, tanıdıkça, yakınlaştıkça, öğrendikçe Atatürk'ü daha çok seviyoruz. Ve bunun bir ufuk çizgisi gibi. Bakarsın burada bir ufuk vardır. Artık bundan sonu yok, sonrası yok dersin. Ama ufuk çizgisine geldi, yeni bir ufuk çizgisi daha çıkar ortaya. Atatürk'te böyle bir sevgi bizler için. Ha işte bunun daha fazla da nasıl seveyim derken, tam seviyorum coşkuyla derken, yeni şeyler öğrenerek, onu daha da yakından tanıyarak bakıyorsun daha da seviyorsun. Daha da seviyorsun. İşte biraz önce onu anlatmaya çalışan bu. Şimdi Miray Hanım 19-20 yaş, 19 yaşlarda. 18 benim kızım, bitti. 18. Benim kızımın yaşlarda. Yani şimdi ben 30 senedir, tabii 30 senedir bu ülkede yaşayan, dediğim gibi işte... rahmetli kayınpederden falan. Yani bu bayram günlerde onların gözleri dolduğu zaman, onların anlattığı, onların gösterdiği sevgi, onların gösterdiği saygı yansıtmaz mı bir insana? Tabii. Ya ben öyle büyüdüm. Ben bu ülkede büyüdüm. Ben gencecik bir çocuk olarak ya 30 sene bu ülkede yaşadığın zaman, bak siz 19 senede bu ülkedesiniz. Yani öyle düşündüğün sen zaman daha ben evet. Daha yani dolayısıyla sevgi, saygı içinde yaşıyor. Yani bu büyüyor, bu sevgi. Bu özellikle benim için. Yani benim, çünkü ben o kadar şanslıyım ki böyle bir aile, böyle bir sevgi içinde ve bir Atatürk gibi. Mesela Ramazanlarda ne yapıyorsun? Ben Ramazan'da
Öyle, ben şöyle bir şey anlatayım mı? Bir kere dedim, ben çünkü şey, ben saygı göstermeye seven, çalışan bir insanım. Ben dedim, ben Müslüman değilim esasında da, bir Müslüman aile içerisindeyim. Ben inançlı bir insanım ve saygılı bir insanım. Ben dedim, tamam ben de tutuyorum. Bu, ve bütün ay tuttum, oruç tuttum. Ve ne kadar sevindim biliyor musun? O aileyle, benim ailemle beraber iftar açtığı zaman... O kadar keyifli sohbetler. Tabii. Üret. Ve kesinlikle hissediyorsun bunu. Evet. Yani inanılmaz bir manevi kazanç aldım. Ama başka bir tarafın daha var. 10 Kasım'da çok özen gösteriyorsun. Ben 10 Kasım'da dinledim. Gözlerim doluyor. Arabada giderken bile arabayı çekip ne yapıyorsun? Benim ben araba zaten ben bekliyorum o sahnede. Bu bekliyorum. Stüdyo diyeyim, dışarı çıkıyorum veyahut da yani ben gene de o saate olduğum için yani terasta beklerim. Geçen sene Beşiktaş'a indik. Orada bütün toplulukla beraber. Yani, saat 9'u 5 geçe. Tabii. Saygı duruşuna geçiyorsun. Biz de geçen hatta bu sene Yıldız'dan yürüdük. Çok uzun bir bayraklı. Bayrak hatta Yıldız Teknik Üniversitesi'nden başlayıp ta sahile de kadar bir bayraklı. Sen de o grubun içinde miydin? Ben o bayrağın altındaydım. Tabii ben o bayrak taşıyordum. Tanıdıkça daha çok sevmek var ya, kültürümüzde de öyle. Şimdi mesela çok güzel bir türkü var. Ama aslında o bir ağıt. Türkü diye geçiyor fakat ağıt. Hey 15'li. Hey 15'li sanki bir 15'lik genç kıza sesleniyormuş gibi biliniyor. Kına gecelerinde, düğünlerinde göbek atıyorlar. Tabii. Halbuki aslı nedir? Böyle anlatsana. Tabii bu, ben esasında bu program, ben çok gezdim yani 75 ile gezdim ben. Ya. 120'den fazla belgesel, müzikle ilgili. Tokat'a gittiğim zaman bu özellikle Hey 15'li türküsünü, Tokatlı bir türkü zaten. Ağıt. Ağıt tabii orada, tabii bazen sanatçılar farklı işte düğünlerde daha oyun havasını sokuyorlar bu türkü. Ama esasında konu çok ağır bir konu. Çanakkale Savaş 1915 senesinde Çanakkale Savaşı'na giden masum genç çocuklarımız. Onlar 1315 önce 1314'lileri alıyorlar. Tabii. Çünkü bizim Birinci Dünya Savaşı'nda en büyük kayıplarımızdan biri de okumuş, yetişmiş insan kaybımız oldu. Hı hı. Bunlar savaşlarda öldü. Yani genç cumhuriyetin en büyük sıkıntısı insan kaynağıydı. Yetişmiş insan kaynağı. Ve okullardakileri de almaya başladılar. 1315'liler için 15'liler deyimi kullanılmaya başlandı halk arasında. 15'liler askere gidiyor. 15'liler askere gidiyor. Tabii ne oluyor? İşte bununla ilgili Tokatlı bir 1315'li olan 15'lik bir delikanlı ki o zaman 17-18 yaşında oluyor. Tam 17. Tabii 17, 17 yaşında oluyor. Ve 15'li olarak bir türkü aslında ağıt halinde söyleniyor. Ve ritmi de aslında türkü gibi şıkıdım şıkıdım değil. Hı hı. Bunu Paul çok güzel o ağıt ritmiyle söylüyor. Çok şehit verdik 15'lilerden. Onların da ruhları şad olsun. Amin. Tokat yolları taşlı. Hey 15'li 15'li Tokat yolları taşlı. 15'liler gidiyor, yarimin gözü yaşlı. Aslan yarim kız senin adın hediye. Ben dolandım
senden olan geriye. Fistan aldım endazesi 17'ye. Giderim elinizden, kurtulam dilinizden. Giderim elinizden, kurtulam dilinizden. Yeşil başördek olsam su içmem gönlünüzden. Aslan yarın kız senin adın hediye. Ben dolandım sende dolan gel biriye. Fistan aldım endazesi 17'ye. Aslan yarın kız senin adın hediye. Ben dolandım sende dolan gel beriye. Fistan aldım endazesi 17'ye. Beşlerinde ruhu şad oldu. Amin. Nur içinde yatsınlar. Nur içinde yatsınlar. 500 bin insan, 500 bin gençler. Yarım milyon insan gitti o savaşta. Evet. Allah bir daha göstermesin böyle şeyleri. İnşallah. 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 Şimdi Allah şehitlerimiz var. Her ama gün. Tabii hani Atatürk'ün sözü konu vatan olunca gerisi teferruat diyoruz. Ama tabii çok canımız yanıyor. Ama zaferler de kazanıyoruz. Ben biraz oğlunla sohbet delikanlı etmek istiyorum. Çok çok konuşuyor gördüğünüz gibi. Keman çalıyorsun, şarkı da söylüyorsun. Herhalde sesi de çok daha güzel olacak. Spor yapıyor musun? Evet, yapıyorum. Şu an tekvando yapıyorum, yeni başladım. Daha önceden 2 sene basketbola gittim. Karate'de 4,5 sene çalışıp siyah kuşak oldum. Ya bence sporu hayata sokmak önemli çünkü ya bir hayat tarzı aslında böyle değiştiriyor seni gerçekten. Ne gibi bir değişiklik hissediyorsun sporda? Yani kendine güvenin artıyor, şey oluyor. İyi oluyor. Büyünce de işine yarıyor. Çok güzel. Okul var. Kaçıncı sınıf? 6. Oo. Peki ne olmak istiyorsun? Bilimle uğraşıyorum. Bilimi seviyorum. Bilim adamı olmak istiyorsun. Evet. Ne alanda bilim adamı? Uzay. Uzay. Senin de ufkun çok geniş ya. Nasıl buldun Miray? Bayıldım ben Eren'e. Bayıldım. Biz diziciler bunun peşini bırakmazlar. Evet. Düşün. Karaoğlan'ın kardeşi akıllı. Mesela tekvando yapan, karate yapan, sonra keman çalan. Evet, muhteşem. Eren'e bayıldım ben. Sen sevdin mi beni? Evet. Peki başka proje var mı? Yani şimdilik dizimiz devam ediyor. Peki üniversite bir psikolog olma niyetin falan da varmış galiba. Evet. Hala sürüyor mu o niyet? Evet evet sürüyor. Psikoloji okumak istiyorum aslında. Bu meslekten gelen bir psikolog çok faydalı olabilir zannediyorum.
Ben de öyle düşünüyorum. Aslında oyunculuğa devam etmek istiyorum ama bir yandan şöyle bir fikrim ve düşüncem var. Hem o üniversite hayatını yaşamak istediğimden aslında, hem de annemin mesleği psikolog. Birazcık ondan görerek aslında, evet, onun hayranlığıyla büyüdüğüm için birazcık onun da etkisi var. Ama onun yanı sıra oyunculuğa çok büyük katkısı olacağını düşündüğüm bir meslek. Çünkü insan bilimi, yani biz de insani bir şey yapıyoruz. Ve o yüzden psikoloji okumanın oyunculuğuma çok katkısı olacağını düşündüğüm için aslında istiyorum psikoloji okumak. Herhalde istediğini yaparsın çünkü çok iyi bir ilişki kurabilen göz temasında da başarılısın. Teşekkür ederim. Güzel bakıyorsun ve zekisin. Tabii oyunculuğun verdiği yetenekle, kazandırdığı yeteneklerle de karşındakini daha sana rahat ve samimi konuşmaya ikna edebilirsin diye düşünüyorum. Ki bu çok önemli. Ve yani senin sevilirliğine bir örnek daha. Galiba senin adına Çocuk Esirgeme Kurumu'nda ne yapılmış? Evet. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bir oyun odası açtırdılar bizi sevenler. Benim adıma doğum günümde çok muhteşem bir hediye oldu yani. Çocuklara dokunan bir hediyeye sahip olmak inanılmaz muhteşem bir şey. Hepsine tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Benim için gerçekten unutamayacağım bir hediye oldu. Vatanım Sensin dizisinde, işte o internet dizisinde ideal çift olarak. Evet, Hilal ve Leon severler. Leonlar. Ona da galiba bir ateşen kuyusu mu açmışlar? Boran'a da partnerime de bir su kuyusu açtırdılar. Afrikalı onun adına. Evet. Ne güzel. Yani çağımızda yapılan hediyeler de çok değişik oldu. Kesinlikle. Bir de İzmir Marşı'nı da söylüyorsunuz. Çok ya. Güzel. Artık bir simge, Atatürk'ün simgesi gibi bir Atatürk'ün ve Atatürkçülüğün bir simgesi bu. Fakat zannediyorum bu ortamda daha bir orkestrayı gerektiren bir şey. Şimdi İzmir Marşı, ben genelde marşı çok seçmiyordum. Ben daha çok halk türküler, ama bu müthiş bir marş. Böyle grupla, böyle canlı davullar, elektrik gitarlı da hep beraber seyredebiliriz. Ama onun için daha evvelkinden bir video seyredebiliriz birlikte. Çok severek, çok sağ olun, teşekkür ederiz hep beraber. İzmir'in dağlarında çiçekler açar, İzmir'in dağlarında çiçekler açar, altın güneş orada sırmalar saçar, altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar, bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşar, adın yazılacak yüce Fethaşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşar, adın yazılacak yüce Fethaşa. Tabii Çanakkale şehitler, bu tip konulara üzere o eksenli programımız. Yine onları anmak, şimdiki Afrin Harekatı'ndaki şehitlerimiz ve tüm tarihimizdeki şehitlerimiz için o harikulade müzik, Yiğidim Aslanım burada yatıyor. Yiğidim
aslanım burada yatıyor. Bugün efkâlıyım, açmasın güller. Yiğidimden kara haber verirler. Demirden döşeyi taştan sediler. Yiğidim aslanım burada yatıyor. Demirden döşeyi taştan sediler. Yiğidim aslanım burada yatıyor. Haram yedin, ne cana kıydın. Ekmek kadar temiz, su gibi aydın. Hiç kimse duymadan hükümler giydin. Yiğidim aslanım burada yatıyor. Kimse duymadan hükümler giydim. Yiğidim aslanım burada yatıyor. Değerli izleyiciler, Çanakkale ve Şehitlerimiz konseptli programımızın sonuna geldik. Konuklarım, çalışma arkadaşlarım ve ben sizlere iyi bir pazar, ulusumuza esenlik, Türk Silahlı Kuvvetlerimize zaferler diliyoruz. Gelecek hafta gene bir başka Şeffaf Oda'da buluşmak üzere. Hoşça kalın.